Allah'a şey, sağ ol. Hayırlı yeri de hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Türk'üm, doğruyum ya sana. O tarafa bak, şeye bak. Seni dönüş. Kendini bazı şeyleri anlayışla karşılamamız gerekiyor. Ya bir yerde Cumhurbaşkanımız canıyla millet uğruna böyle bir ızdırap çekiyor. Bu dönemi inşallah dua edelim. Devletimize dua edelim. 16 yıldır tüm Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptı. Türkiye yaparken Malatya'ya, Malatya yaparken Kuluncak'a. Şimdi gelirken Malatya Hekimhan Kuluncak yolunu nasıl yapıldığını, nasıl işler hale geldiğini bir kez daha gördüm. Şimdi en zorlu alanımız neresiydi? Hekimhan Kuluncak arasıydı. Ve ben Hekimhan Kuluncak arasındaki yollar için kaç kez yama çalışması yaptırdığımı, kaç kez bölge müdürlerimiz, karayolları bölge müdürlerimiz buraya getirip o virajların, keskin virajların alınması için sanat yapısı yaptırdığımı biliyorum. Ama binlerce kere şükürler olsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmete devam dedik ve şimdi Kuluncak Hekimhan yolumuz sizlerin hizmetinde inşallah yol medeniyettir. O yolun güzelliğiyle de hem sizi hem Malatya'mızı buluşturduk ve inşallah sizlerin beklentisi Kuluncak Darende arasındaki yolun yapımı. Bu konuda da başkanım çok hassasiyetle üzerinde duruyor. Bizler de takiplerini yapacağız. Biz bir taraftan hizmeti yapıyorduk, bir taraftan da terörle mücadeleyi yapıyoruz. Bir taraftan PKK'yı dağlarında, inlerinde bulup, bütün operasyonları yerinde yapıp inlerinde giriyorduk. Diğer taraftan Fethullahçı terör örgütü üyesi teröristlerin gereği neyse onları yerine getiriyorduk. Bu esnada bütün darbeleri atlattık beraberce. 24 Haziran seçimleri çok önemli bir seçimdi. Türkiye'nin varlık yokluk seçimiydi. Siz tam destek verdiniz. Şimdi bunu gördüler. Tayyip Erdoğan'ın gitmediğini, AK Parti'nin yıkılmadığını görenler ekonomik darbe yapmak istediler. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bu yerel seçimlerde hepimiz bir kez daha Kuluncak'ı, Malatya'yı ve tüm Türkiye'yi AK Partili belediyelerle buluşturmak için mücadele edeceğiz. Üstümüzde istedikleri kadar oyun oynasınlar. Bu oyunları nasıl püskürttüysek dün, bugün de öyle püskürteceğiz. Abla demek, sahip çıkmak demek, beraber yol yürümek demek. O benim için çok kıymetli bir ünvandı. Şimdi sayın zamanlar var. Gençlik. Güzel fotoğraf. Çok güzel hareketler, evet. Ayağını çektin mi? Çektim. Cemile kızı. Tamam. AK Partili meclis üyelerinin buraya bu yapılmasını demelerine rağmen o kararı alıyorlar ve pazarcıları da kapalı bir alana, normalde kapalı pazar her yerde olması gerekendir. Hadi ben deyim. O benim adam. Çekiyoruz efendim. Cemile kızı. Düğmeye basıyor mu? Hanım var mı? Var. Parmağı yoruluyor hanımın değil mi? Biraz sağolsun. Öyle mi? Hadi kolay gelsin. Kuluncak bağlı. Tamam. Kızım nasıl? Yok mu sen? Ne yapıyorsun? Patron abi. Merhaba. Nasılsın? İyi, kadar razı olsun. Mis gibi yemek kokuları geliyor. Babam sen geldin yemek mi yiyorsun burada? İyi misin? Nasılsın? Afiyet olsun. Ürün mü yedin oğlum? Güzel miydi? Afiyet olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Yemek güzel yapar mısınız? Sadece yiyeceğiz. Öyle mi?
ekranı yanlış yaptık. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizi gördüm daha iyi oldu. Evet kardeşim. İyi misiniz? Nasılsın? Allah iyilik versin. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sen ne kadar mı aldın? Ekmek pişiriyorum. Kaç tane yapacaksın? Akşama mı öğlene? Öyle mi? Öyle mi? Oo. Oğlum nasılsın? İyi misin? Cumhurbaşkanım hepinize selam söyledim. Allah'a emanet, kolay gelsin. Tam tebrik ediyorum. Aferin oğlum. Aferin. Maşallah. Babam teşekkür ederiz. İyi babam da yukarıdaydı başkanım. Oğlum çok selam söyledim. Başkanım çok teşekkür ederim. Kendinize sağ olun. Hayırlı bol kazan. Teşekkür ederim. Ama değirmen köftelik 3 TL. Hoş geldiniz. Arkadaş nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu da kuş yeri mi? Evet, kuş yeri. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Önce şu kızımı görelim de. Ay, o bir sene önce sıraya alalım. Bir şey çekilmişti. Şimdi daha geldi. Sizi de görmek istedim. Sen de kadar öğretmenimiz. Güzelsin. Of. Nasıl güzelsin? Poz vermeye. Poz vermeye bakar mısın? Kısacası Hekim Hanım Abbas'a Sayın Vekilim hoş geldiniz. İl Başkanım, İl Yönetimi, değerli muhtarlarım. O vesile acele olan, işi bilmeyen insanlarla yola gidip çözüm bulabilmemiz biraz imkansız. 24 Haziran bir varlık yokluk mücadelesiydi. Milli ve yerli duran herkes bu ittifak etrafında kenetlendi ve Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye hayal edenlerin hayallerini kursaklarında koydu. Ve bütün dünya devletleri şöyle baktı. Ya bunlara olmadık işi yaptık. Darbe yaptık, askeri darbe yaptık, yargı darbesi yaptık, bürokratik darbe yaptık. İçten karıştırdık. PKK'yı, FETÖ'yü, DEAŞ'ı bunların üzerine saldık. Bunlar hala yıkılmıyorlar. Çünkü bizim Osmanlı'dan kalan, Selçuklu'dan kalan, Peygamber Efendimiz'den kalan mirasımız, ülkemize, vatanımıza, dinimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkma duygusu. Bu duygu ve bilinçle Allah'ın izniyle bu ülkeyi hiç kimse yerle yeksan edemeyecek. Amerika ne yapıyor? Bu kadar oyun oynadık. Bu kadar başlarına kumpas ördük. Bu kadar çorap ördük. Bunlar hala yıkılmıyor. O zaman ne yapalım? Bu defa gelin bunların üzerine bir ekonomik darbe yapalım dediler. Ve bu ekonomik darbenin karşısına da aynen 15 Temmuz'daki dimdik duruşunuz gibi duruşunuzu bir kere daha sergilediniz, sergileyeceksiniz. Uluslararası güçlerin Türkiye'de işbirlikçileri var. Ve bu işbirlikçilerini herkese anlatacağız. Terör örgütünün payan bu kadar oyunlara rağmen 3,5 kat büyüttük, büyütmeye devam ediyoruz. Bu kadar oyunlara rağmen hizmete devam ettik. Malatya'ya hizmet ettik, Hekim Han'a hizmet ettik, etmeye devam ediyoruz. Hepinizden istirham bu. Kapı kapı dolaşın. Son güne bırakmayın. Hekim Han Belediyesi'ni istiyorum sizden. Hekim Han kimi istiyorsa bizim adayımız o. Tamam mı? Hekim Han kimi istiyorsa. Yani halk kimi istiyorsa. Halk kimi istiyorsa, vatandaşımız kimi istiyorsa ve liyakatıyla Hekim Han'ı sırtında taşıyacak, Hekim Han'ı başının üstünde taşıyacak, kapı kapı dolaşıp Hekim Han için çalışacak bir belediye başkanı adayı bulacak. Siz de onu belediye başkanı yapacaksınız. Sizlerle beraber bu yolda beraberliğe yürüyeceğiz. Aşk olmaz mı adam? Aşk olmaz mı? Kale yazıyorsun. Orada dur beyim. Gelin şöyle bu tarafa gelin. Dursun bunun. Dibine kadar yol kimin sorumluluğunda? Büyükşehir.
Başkanım bu haberi var. O adam var. Şöyle mi olacak? Sen tertemiz bir dilekçe vermişsin. İyi misiniz? Allah'ın seversen bir daha partiyoruz. Neden ben bir daha partiyoruz? Hey maşallah. Güzel ben oradaydım da geldim. Şimdi maşallah. Maşallah. Yeni geliyorum. Sizin de tanışıklığım da Sayın Milletvekilim 2011 yılıydı zannedersem. Biz üniversite öğrencisiydik. Çok iyi hatırlıyorum. O dönem bir seçim arifesindeydi. Arkadaşlarımızla bir yerde yemek yerken siz oraya gelmiştiniz. Biz de böyle genç görünce hemen geldiniz. Beraber oturduk. Helal sana ya. Maşallah. Ankara'ya gideceğiz, gidemedik. Salı günü bir Ankara'ya götürdük. Salı günü de Ankara'ya götürdük. Geldi. Bakın şu var.